Bu videoda enzimlerden ve enzimin katalizledikleri farklı tepkimelerden bahsedeceğiz. Ama bunu yapmadan önce enzimlerin biyokimyasal tepkimeleri nasıl hızlandırdığını bir kere daha hatırlatayım istiyorum. Tepkime koordinat şemasına bakacak olursak enzimin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırdığını görebiliriz. Enzimler genelde içinde bulundukları tepkimenin ismini alır. Bu gayet mantıklı. Çünkü biri bir enzimin ismini söylediğinde onun ne işe yaradığını kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Buna en iyi örnek DNA polimeraz adı verilen DNA replikasyonu yani ikileşmesini sağlayan enzim olabilir. DNA polimeraz adı üstünde DNA'yı etkiler ve DNA polimerini üretir. Birçok enzim genellikle az son ekiyle biter. Bir diğer güzel örnek ise Glikoz ve ATP arasındaki tepkimeden hatırlayacağınız glikoz 6 fosfat, glikoz 6 fosfat ile ADP'yi oluşturan glikolizin ilk adımını katalize eden enzim olan hekzokinazdır. Hekzo ne demek? Hekzo 6 demek. Ki bu da glikozun 6 karbon şeker olduğuna işaret ediyor. Kinaz ise enzimin farklı substratlara eklendiği, eklediği daha doğrusu farklı substratlara eklediği fosfat fonksiyonel grupları olayını temsil eder. Şimdi toparlayalım. Her enzim katalizlediği belli bir tepkime hakkında bilgi veren özel bir isme sahiptir dedik. O halde enzimleri katalizledikleri tepkimelere göre 6 farklı gruba ayırabiliriz. İlk grubumuz transferaz grubu. Transferazların katalizledikleri bir tepkimede alıcı A molekülünden bir fonksiyonel grubu yani X verici B molekülüne aktarılır. Şöyle de diyebiliriz. Bir atom grubunun bir molekülden diğerine aktarılmasını katalizleyen enzime transferaz diyoruz. Transfer aklınızda kalsın. Futbolcu transferi gibi. Transferaz. Az transfer çek oradan bana der gibi. Bu tepkimelere en güzel örnek amino asitlerin tRNA moleküllerine bağlandığı yerde yani protein translasyonunda gerçekleşir. Ki bu gelişen polipeptit zinciri üzerinden transfer edilir. Yani bu durumda A aminoasit zincirimize B tRNA'mızı ve X ise B'den A'ya transfer edilen lizin rezidüsüne diğer bir de işte lizin kalıntısına işaret eder. Özellikle bu tepkime peptit transferaz denilen bir enzimle katalizlenir. Transferazın peptit ürettiğini düşünecek olursak bu isim oldukça mantıklı geliyor. Sırada A ve B gibi iki molekül arasındaki tepkimeyi katalizleyen ligaz grubumuz var. AB'nin arasındaki bileşiği oluşturmak için bağlanırlar. İki DNA zincirinin bir araya geldiği DNA replikasyonu boyunca meydana geldiğine aşina olduğunuz ligaz kullanan tepkimeye bir örnektir bu. Bu tepkime de A ve B tek bir zincir oluşturmak için bir araya gelen ikiye ayrılmış DNA polimerini temsil eder. Üçüncü grubumuz ise iki farklı grubu içerdiği için diğer gruplardan biraz farklı olan oksidoredüktaz enzim grubudur. oksido Oksidoredüktaz enzim grubu. Aslında bu tepkimeler molekül A'dan B'ye ya da B'den A'ya elektron transferi şeklinde gerçekleşir. Oksidaz yani yükseltgenme molekülden elektron almak, redüktaz yani indirgenlik ise moleküle elektron vermek demektir. Biz bu enzimlere oksidoredüktaz enzim diyoruz. Çünkü genelde hem ileri hem de terse çevrilebilen tepkimelerin her ikisini de katalizleyebilirler. Bu nedenle buraya tek normal bir ok yerine iki yönlü ok çizdim. Oksidoredüktaz tepkimesine en güzel örnek elektronların ya NADH'tan piruvata ya da laktik asitten NAD'ye geçiş yaptıkları laktik asit fermantasyonu sırasında gerçekleşen tepkimeye örnek olarak verebiliriz. Bu tepkime laktat dehidrojenaz adı verilen bir enzim tarafından katalizlenir. Dehidrojenaz kelimesinin hidrit fonksiyonel grubun ayrılması anlamına geldiğini unutmayın. Hidritlerin tek elektron yerine iki elektrona sahip hidrojen atomu olmasından dolayı aslında elektronların ayrılmasıyla aynı anlama geliyor. Bu enzime hidriti veya elektronları laktik asit molekülünden ayırabildiği için bu isim verilmiştir. Dördüncü olarak izomeraz grubumuz var. Bu grupta enzimler A molekülündeki gibi izomerlerine çevrilen tepkimeleri içerir. Bu tür tepkimeye örnek olarak hatırlayacağınız gibi glikolizin adımlarından biri olan glikoz 6 fosfatın fruktoz 6 fosfata dönüşümünü verebiliriz. Bu tepkime fosforlanan glikoz moleküllerinin izomerlerini ürettiği için fosfoglukoz izomeraz adını alan bir enzim tarafından katalizleniyor. Diğer kategorimiz hidrolaz kategorisi. Hidrolazlar A molekülünün B ve C'ye bağlı kalması için suyu kullanır. Bu tür tepkimelere ise peptit bağlanmada olan hidroliz tepkimesini örnek verebiliriz. Eğer burada bu lizin alanin dipeptit olursa bağlanacak olan iki farklı amino asidi oluşturmak için suyla tepkimeye girer. Özellikle bu hidroliz tepkimesi bazılarının serin proteaz dedikleri ama bizim serin hidrolaz dediğimiz sınıf dolusu enzim tarafından katalizlenebilirler. Bu şekilde isimlendirilmişler çünkü peptit bağı kırmaktan sorumlu anahtar katalizör amino asit olan serin kalıntılarını kullanan hidrolizlerdir. Şimdi en son kategorimiz diğerlerine göre biraz daha karmaşık. Liyaz grubu. Liyazlar molekül A'nın B ve C'ye olduğu gibi hidrolizin ya da oksidoredüktaz enzimin aksine su kullanmadan molekülün ayrışmasını katalizlerler. Diyaz tarafından katalizlenen tepkimelere örnek olarak arjinin süksinattaki bölünmeden çıkan arjinin ve fumaratı gösterebiliriz. Aynı zamanda bu tepkime sizin de muhtemelen aşina olduğunuz üre döngüsü boyunca meydana gelir. Bu tepkime arjinin süksinat molekülünün parçalanmasını katalizlediği için bu ismi alan arjinin süksinat enzimi tarafından katalizlenir. Liyazların bağı kırmak için su ya da oksidasyon kullanmadıklarını bilmemiz oldukça önemli. Bunların aradaki bağı kırmak için ya iki atom arasında e, ikili bağ ya da molekülün çalışması için bir halka yapısı üretmeleri gerekmektedir. Peki şu ana kadar ne öğrendik? Öncelikle enzimlerin bazen girdikleri tepkimelerin isimlerini aldıklarını öğrendik. Sonra 6 farklı enzim çeşidini gördük. Fonksiyonel grupları bir molekülden diğer bir moleküle transfer eden transferazları İki molekülü birbirine bağlayan ligazları, elektronları moleküller arasında taşıyan oksidoredüktaz enzimlerini, molekülü bir izomerden diğer bir izomere dönüştüren izomerazları, suyu kullanarak bağları kıran hidrolazlar ve son olarak su ve oksidasyon kullanmadan bağları kıran liyazları gördük. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.